Canım, sanırım sesin duyuluyor. Dediğim gibi herkese hoş geldiniz. Sizlere bugün çok içten, gönülden desteklediğim, benim şahsen desteklediğim bir projeden bahsetmek istiyorum. Sen de Gel Derneği'nin projesi, aslında ilk projesi diyelim. Yanlış söylemem de ilk projemiz. Bu ilk projemiz hakkında biraz bilgi vereceğiz. Biraz da Gambiya hakkında bilgi vermek istiyoruz. Sen de Gel Derneği'yle biraz tanıştırmak istiyoruz sizleri. Tanıştırmak istiyoruz değil mi? Çünkü derneğin üyelerinden bir tanesi de benim aslında. Bana bazen kızıyor Sema ve İbrahim Bey. Siz değil biz de ben lazım diye. Çok haklılar, kesinlikle çok haklılar. Bugün konuklarımız aslında biraz olsun tanıyorsunuz. İbrahim Bey'i daha önce herhalde duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür diye ümit ediyorum. Vakfımızın da aslında kuruluş aşamasında bize çok destek veren, hala bize çok destek vermeye devam eden bizim yönetim kurulumuz da aynı zamanda kendisi. Ben böyle hızlı hızlı geçiyorum ama böyle çok mu hızlı geçiyorum siz sanırken? Hani hangi Dinleyiciler, genleri izleyicilere sor bakalım onlar ne düşünüyorlar. Kesinlikle. Sema bizim aynı zamanda kısmi zamanlı çalışanlarımızdan bir tanesi. Kendisi çok farklı alanda çalışmış. Yarış drama konusunda lider, yarış drama lideri. Aynı zamanda okullarda çalıştı ve bence kendisi yarı profesyonel bir sosyal sorumluluk uzmanı diyeyim. Böyle ben Çok öyle beğendim bu görüyorum tanımlamayı, kendisini. Yarı kullanacağım. profesyonel, Çok tam teşekkür, tam profesyonel. profesyonel. Zaten olmamak lazım. Hani bu işteki bir şey devam ettirmek lazım. Atladığım bir şeyler vardır muhtemelen. Çok Eklemek bir şey iyi var mı? bence. Yok herhalde. İbrahim Bey hiç alışık olmadığı bir program tarzına gidiyor. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle yapmak istiyorum aslında. Muhtemelen projeyi biraz olsun duymuşsunuzdur ama hani nasıl başladı, nasıl ilerledi, onun hakkında İbrahim Bey bu projenin aslında hem başlarından beri yürüten hem de en büyük destekçisi olan biri olarak size paylaşmasını rica edeceğim ben. Daha sonra yani bu projede ilk olarak Gambiya'da görev alan arkadaşımız Sema oradaki izlenimlerini bizle paylaşsın. Bu arada sizin muhtemelen birçok sorunuz olacaktır. O soruları da yazarsanız mümkün o kadar yanıtlamaya çalışırlar yani olabiliyorsa diyeyim. Ben sözü İbrahim Bey'e bırakayım. Öyle mi? Tamam, teşekkür Ben ederim. hemen koşacağım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizinle tekrar burada buluşmak benim için de keyif. 2011 yılının Eylül ayında bir rastlantı oldu. Benim de kurucularından olduğum Toplum Gönülleri Vakfı aslında ÖRAV'ın 100 metre ilerisinde bir binada. Orada bir toplantıya gitmiştim. O toplantıda bir gazeteciyle buluşacakken kapıdan içeri iki tane Afrikalı girdi, simsiyah cübbeler içinde. Ve ben de sordum kim bunlar diye. İnternet üzerinden bulmuşlar. Gambiya'dan geliyorlarmış. Ve işbirliği yapmak için Toplum Gönüllerini bulmuşlar. Bizim arkadaşlarla geçtiler, içeride toplandılar. Benim de işim bitince ben de içeriye gittim. Onlarla biraz dinledim. Anlattıklarından çok etkilendim. Kadının gelişimi ve çocuk bakımından ilgili bir sivil hareketmiş Gambiya'da. Çok ilgilendim ve dedim ki benim gelip sizin yaptıklarınızı görmem lazım. Pek inanmadılar. Ama ben 2 ay sonra kalktım Gambiya'ya gittim. Gambiya'yı biraz çalıştım bu arada. Gambiya ile ilgili çok fazla bilgim yoktu. Ve gördüm ki Gambiya aslında köle ticaretiyle başlamış ve ondan sonra işte Portekiz ve İngiltere'nin köle ticaretinden başlamış. Çok küçük bir ülke. 1965 yılında bağımsızlığını kazanmış. Ve biraz daha araştırdım ve gördüm ki Afrika'nın en küçük ülkesi ve işte ben buraya nasıl giderim falan diye biraz daha irdeledim. Ciddi bir açlık var. 185 ülke içinde yoksullukta 168. sırada Birleşmiş Milletler verilerine göre. Yani nüfusun yarısı neredeyse açlık sınırının altında. Sonra çocuk ölümleri çok fazla.
%10'u çocukların 5 yaşından önce ölüyorlar. Ardından da işte haritada biraz araştırdım yeri nerededir diye Gambiya'nın. Bir daha tıklarsan Gambiya'nın burada olduğunu keşfettim. İşte gidiş biraz zahmetli oluyor. Fas, oradan Gine, oradan Banjul'a aktarma. Biraz daha yakından bakalım görüntüye. İşte ortada gördüğünüz o pembe bölge, içinde de bir tane nehir var. Çepeçevre Senegal'le sarılı. Küçük bir ülke. Burada dolaştıktan sonra gerçekten çok etkilendim ve dönünce mutlaka bir şeyler yapmamız düşüncesiyle bir dernek kurmaya girişimine başladım. Ve çevremde bu konuya duyarlı olan arkadaşlarla bir araya geldik. Sen de Gel Derneği'ni kurduk. Sen de Gel Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişim Derneği. Onların baş harflerinden veya ilk 2-3 harfini bir araya getirince Sen de Gel'i bulduk. Ve amaç da Gambiya'dan başlayarak dünyanın yoksul ülkelerinde iktisadi ve sosyal yaşamda sürdürülebilir, nitelikli değişim yaratmak. Nasıl yapacağız dedik. Oranın yerel insanlarla birlikte onların ihtiyaçlarına bakarak projeler geliştirdik. Ondan sonra dedik ki bizim orada geliştirdiğimiz projeler onların ihtiyaçlarına cevap vermesi lazım. Bir balıkçılık projesi geliştirdik. İhtiyaç oydu temel. Bir de hayvancılık projesi geliştirdik. Ve ondan sonra da bu projelerin gözetimi, izlenmesi, raporlanması konusunda bir tane gönüllü arayışına çıktık. Bir taraftan da para arayışına çıktık. 170 noktaya Türkiye'den ve yurt dışından şahıs ve kişiyle, kurumla temas edip işte para arayışına çıktık. Biraz para bulmaya başladık. Bulduğumuz paralarla balıkçı tekneleri, 7 tane balıkçı teknesi ve 300 tane keçi ve koyun alarak Gambiya'da ihtiyaç sahiplerine dağıtıp, tabii bunlara yardım olarak vermek değil, özellikle tutulan balıkların belli bir kısmı bize ayrılacak derneğe. Biz de onları biriktirerek parasını bir başka köye yeni balıkçı teknesi alacağız. Tutulan balıkların bir kısmı balıkçılarda, bir kısmı köyde ihtiyaç sahiplerine verilecek. İşte hayvanlarda her aile 3 yavrudan bir tanesini bize verecek. Biz onu başka aileye vereceğiz. Bu tür sözleşmeler geliştirerek projeleri başlattık. Oraya bunları gözetmek için de gönüllü arayışımız sırasında Sema'yla tanıştık. O da kararlı bir ÖRAV kısmi zaman eğitmeni olarak bu işe. Ben onun gözünü biraz korkutmaya çalıştım. Beyaz bir kadın olarak oraya gideceksin. İşte siyahlar arasında. Hiç korkmamıştım. Yıldırmak mümkün olmadı. Baktım kararlılığını gördük. Ve Sema Gambiya'ya gitti. Ben orada yaşadıklarını daha çok kendisi anlatsın istiyorum. Onun için sözü burada Sema'ya bırakacağım. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Tanıdık isimleri görmek inanılmaz mutluluk verici. Hepinizi çok özledim, bilmenizi istiyorum. 21 Temmuz sabahı, daha doğrusu sabah 4'e karşı karanlık içerisinde, çünkü biraz önce yokluğu anlatırken İbrahim Bey elektriğin olmadığı bir bölge olduğundan bahsetmeli önce belki de. Günün yarıdan çoğunda, bu genellikle gündüz zamanları, elektrik olmuyor. Saat 4 gibi sabaha karşı karanlıkta 4 tane adam beni karşıladılar. Ve onlara ilk söylediğim şey, daha sonradan bana söylediler bunu, her şeye hazırım demişim. Tabii ilk günden sonrasında zaman zaman hayır buna hazır değilim dediğim zamanlar da oldu. Bunları da biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Öncelikle projelerimizden söz etmek istiyorum. Kimlerle birlikte çalıştım? Çalışma arkadaşlarımız işte gördüğünüz gibi sağdaki, sağ tarafta değil mi? Sağ solda. Bir tane kadın var. Bir tane kadın var.
diğer kadın benim ev arkadaşımdı. Birlikte kaldık 1,5 ay kadar. Fatur. İnanılmaz şeyler öğrendim ondan. Öğrendiğim ilk şeylerden bir tanesi benim için çok önemli. Ben Fatih'e günaydın diyorum ya da sesleniyorum. İçeriden şöyle bir ses geliyor. Hı hı. Fatih günaydın. Hı hı. 1, 2, 3, 4. Sonrasında her seferinde zaman günün ilerleyen bir saatinde soruyorum. Fatih neyin var? Bir şey mi oldu? Ben mi bir şey yaptım? Yolunda gitmeyen bir şey mi var? Aileni mi özledin? Vesaire bir sürü soru. Tamam dur artık ne olur bu kadar çok soru sormana gerek yok. Peki neden hiçbir şey söylemiyor tekrar ve sonrasında bir gün açıkladı. Neden günaydın demiyorum biliyor musun? Çünkü bizim inanışımıza göre yüzünü yıkamadan günaydın dersen o günün kötü olur. Kötü güçler seninle birlikte olur. O yüzden dedi. Ve bu o günden sonrasında her şey bambaşka olmaya başladı. Çünkü artık attığınız her adımda o başka bir şeyler gösteriyor, söylüyor ve onu kendinize göre anlamlandırmak yerine onun ne düşündüğünü, onun kültüründe ne anlama geldiğini keşfetmek zorundasınız. Bunu sormak, bunu öğrenmek zorundasınız. Devam edelim proje bölgelerimizden. Neler yaptım ben 4 ay boyunca? Bu arada sana bir isim vermişler değil evet, mi? Ama evet, benim oradaki Gambiya'daki ismim Tidas Hisey. Her gidene orada beyazlılara mutlaka bir Gambiyalı ismi veriyorlar. İsmimi de Fatu verdi, Tida. Sisey onun da soyadı. Böylelikle kız kardeş olarak yolculuğumuza devam ettik. Evet. Güzel. Günlük hayattan mı bahsetmek istersen? Biraz projelerden tamam. Bahsedelim. Orada tamam. Neler yaptım, nasıl geçti diye. Öncelikle benim dışımda Vak'ın çalıştığı, yerelde çalıştığı iki de gönüllü var. Vak orada işbirliği yaptığımız dernek. Evet, kurum. Köyde birlikte bu iki Maymuna ve Sarjo onların adları. Onlarla birlikte dolaşıyorduk köyde. İşte ben oraya gittiğimde yerel kıyafetler giymeye çalıştım ve aynı zamanda saçımı da bir Afrikalı gibi ördürdüğüm anlardan bir tanesidir bu. Kadın gruplarıyla toplantılar yaptık. Afrika güncelerimde de yazdım. Belki rast gelmişsindir. Hala böyle altını çizerek söylemek istediğim sözcüklerden bir tanesi. Hakikaten Gambiya eğer kadınlar olmazsa olmayacak bir yer. Çünkü sabahtan akşama kadar ekonomide, sosyal yaşamda o kadar etkin ve o kadar ön plandalar ki bazen hani kusura bakmayın böyle bir şey olacak ama hani ayrımcılık olarak adlandırmak istemiyorum. Erkeklerin sosyal yaşama, ekonomiye katkıları neredeyse sıfır. Teşekkür ederiz. Bu gerçekler olarak. Bir gün nasıl başlıyor? Birazdan bunları paylaşacağız. Çok kısa söz etmek istiyorum. Bu gördüğünüz kadınlar, Afrika'daki diğer kadınlar, Gambiya'daki diğer kadınlar sabahın 6'sında belki de daha erkeninde kalkıp her yeri süpürmek, yemek hazırlamak, çocukları okula göndermek, çamaşır yıkamak, su taşımak, tarlaya gitmek, sonrasında dönüp yeniden yemek hazırlamak, çocuklarla ilgilenmek gibi böyle inanılmaz ağır bir rutinleri var. Ve bu arada batikle ilgileniyorlar, meyve suyu üretimi yapmaya çalışıyorlar, sabun yapım onları satmaya çalışıyorlar. Tabii bir grup kadın tarlada değilse mutlaka küçük çaplı da olsa yetiştirdiği sebzesini, meyvesini pazarda satış içinde sürekli bir ekonominin içinde olma yolunda. Onun dışında neler yaptık kadın toplantılarının dışında? İlerleyebilir miyiz? Bu arada ismini tam olarak alamamışlar. Bir daha söylersen. Tida Sisey. Tida. Tida. Trabzon'un tesisiyle başlıyor. Evet. Tida Sisey. Evet. Köy toplantıları inanılmazdı. Orada mesela imam bir gün öncesinden duyuru yapıp bütün herkesi topluyordu. O gün hiç kimse tarlaya vesaire gitmiyor. Aslında bunun onlar için inanılmaz büyük bir kayıp. Bir günlerini yalnızca bize ayırmaları. Bir dakika araya girmek istiyorum. Bu kadının toplumdaki yerini anlattı. Erkekler yok diye. Nüfusun %96'sı Müslüman. Ben ilk gittiğim seyahatte, orada 6 gün kaldığımda, Ekim'in 2011 Ekim'de, köylerde toplantılara gidiyorum. İşte her taraf simsiyah insanla dolu, bir tane beyaz benim. Köy meydanında toplantılar yapıyoruz, 40-50 kişi. Kadınlar da erkekler kadar orada ilgililer köy meydanında. Ortak dil İngilizce. İşte konuşuyoruz, soru soranlar başlıyor bir noktadan sonra. Ve erkeklerden biri çıktı, soru sorarken biraz fazla uzattı sözü ve onun yanındaki kadın omuzuna yapıştı, çekti aşağı, yeter biraz da ben konuşacağım diye. Şimdi burada kadının
sosyal ortamda ne kadar güçlü olduğunu görünce ben gerçekten çok etkilendim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Kesinlikle evet. Bu anımız beni de çok etkilemişti. Benim de sıklıkla karşılaştım. Mesela bu toplantı sırasında, balıkçılık köyümüz bu. Toplantı sırasında sonradan böyle bir süslenmiş yaşlıca bir teyze geldi. Kusura bakmayın dedi, geç geldim ama anladım dedi, balıkçılıkla ilgili konuşuyorsunuz. Biraz şu ağları büyük yapın da dedi, bizim erkekleri yakalayalım, onları da birazcık çalıştıralım demişti. Yani böyle çok da rahat bir şekilde ne istediklerini talep de edebiliyorlar. Tabii bu noktada etkin olamamalarının en büyük nedeni ne yazık ki okur-yazar oranının çok az olması. Eğitimin yeterince her kesime hitap edememesi. Başka neler yaptık? Devam edelim. Şimdi bu toplantılar sırasında bazı tespitler de yapıyoruz tabii. Yani proje başlamadan önce bir takım veriler vardı. Nereden başlayacağız biz bu projede? Hangi alana özellikle eğileceğiz diye. Oradaki paydaşımız bize yardımcı oldu. Bu toplantılar sırasında biz de çok fazla veri toplamaya başladık. En önemli sorunlarından bir tanesi Temmuz su. Bazı bölgeler, özellikle iç bölgeler, ne yazık temiz suya ulaşamıyorlar ve kilometrelerce yürümek zorundalar bu temiz suya ulaşabilmek için. Yıllar öncesinden açılmış kuyular artık iflas etmiş durumda. Ve sarı bidonlarla, el arabalarıyla bu suyu taşıyıp gün içerisinde birkaç kez gidip gelmek gibi bir rutinleri var ne yazık ki. Onun dışında tespit ettiğimiz şeylerden bir tanesi tarımla ilgili olaraktı. Geçmemiz mümkün mü? Evet, daha iyi bir yaşam üzerine. Bütün yollar böyle. Yaklaşık 2500 kilometre gibi bir yol var. Hani çevre yolu diye düşüneceğimiz ve ülke içerisinde yalnızca 1000 kilometresi bunun asfaltlı. Mesela yalnızca Büyükelçiliğin olduğu bölümde ara sokaklar asfaltı. Başkent dahil olmak üzere hiçbir yerde asfaltı göremiyorsunuz. Her yer böyle, özellikle yağmur mevsimini düşündüğünüz zaman çamur, çamur ve çamur. Daha kaliteli bir yaşam istiyorlar. Tarım alanında yenilik, yeni aletler istiyorlar. Aslına bakarsanız böyle bir çerdüverlerimiz olsun, traktörlerimiz olsun gibi bir istekleri yok. Diyorlar ki bir tane ineğimiz olsun, hiç olmadı biz değil de onunla birlikte tarlayı süreriz. Böyle çok daha hani basitte bile istekleri var. Evet, bu bizim hayvancılık bölgemizden de aynı zamanda. Biraz hızlandırabiliriz belki. Evet, bu mesela genel köylerden bir görünüm. Bu ortak yaşam alanı, yani aile olarak tek tek evlerde çoğunlukla yaşamıyorlar değil mi? Hı hı. Biraz böyle kalabalık ortamlarda yaşıyorlar. Hı hı. Evet, bir kampant dedikleri böyle mahalle içi mahalleleri var diyebiliriz. Ve bir avluda yaklaşık 30 tane insan yaşıyor ve 30 insanın neredeyse yarısını da çocuklar oluşturuyor. Bunun dışında neler yaptık proje bölgelerimizle ilgili? Hızlı hızlı geçelim. Her proje bölgesine gidişte mutlaka inanılmaz bir karşılama var. O kadar güzel, hani kendi yoklukları içinde hediyeleriyle, bu görmüş olduğunuz siyah beyaz kumaş el dokuması. En önemli kaynaklarından bir tanesi de bu dokudukları kumaşlar. Şarkılarla, türkülerle hoş geldin de karşılıyorlar. Başka karşılama fotoğraflarımız da var, onlardan da gösterelim. Burada hayvancılık projemizden, ben çok şanslı gönüllerden bir tanesiydim. Çünkü 2 ay sonrasında dernek üyelerimizden 4 tanesi ve Kanal D ekibinden 2 kameraman Gambiya'ya geldiler ve proje bölgelerini onlarla birlikte yeniden ziyaret etme fırsatı buldum. Biz bu küçükbaş hayvanları, keçileri ve koyunları 300 tane hayvan verdik. Toplam 200'e yakın aileye. Ve sürekli rapor da alıyoruz. Verdikten 2 ay sonra 300 hayvanımız 335 oldu. Yani bu hayvanlar çok hızlı, özellikle keçiler yılda 2 kere doğum yaptığı için hızlı ürüyorlar ve her üreme bunlar için o kadar önemli ki sorduk işte bu ziyaretimizde ne yapıyorsunuz bu hayvanlarla diye. Bir kadın dedi ki bana verdiğiniz bir tane hayvan var dedi. O hayvan dedi 2 sene sonra dedi doğurduğu yavruyu ben satacağım ve kızımın 2 yıllık eğitimini karşılayacağım. Ve böyle 2 sene sonrasına
büyük bir mutluluk, heyecanla o hayvanı sahiplenmiş kızının eğitimi için. Çok önemli o insanlar için bu yapılanlar. Benim de başta anlamakta zorlandığım şeylerden bir tanesiydi. Bir tane keçiyle insan nasıl, yani 3 yıl boyunca da onu hiçbir şekilde kesemeyecek ve sütü yalnızca belki de günlük ihtiyacı karşılıyor. Yani ekstra artı bir yatırım yok. O zaman bir tanesi de şöyle bir açıklamada bulundu. Siz beyazlar paranızı nasıl bankaya yatırıyorsunuz ve 3 yıl hiç eline dokunmuyorsunuz? İşte bir hayvan da bizim için böyle. 3 yıl boyunca bakacağız, o ilerleyen yeni doğumlar da olacak ve sattığımızda paramızla çocuklarımızı okutacağız. Kadınların tek telaffuz ettikleri şey yaşama amaçları, çocuklarının okul parasını ödeyebilmek. Devam edelim. Yine işte yeni doğum yapmış böyle son hoşçakal ziyaretlerinden bir tanesinde. Evet, bu da ortadaki yeni gönüllümüz Cihan Kılıç. O şimdi Gambiya'da, 4 ay orada olacak. Veda ziyaretleri sırasında fotoğraf çekimleri. Aynalarını arkadaşa söylediniz mi? Hani Sema'ya yaptığınız. Sema'yla orada bir 10 gün, 15 gün birlikte kaldılar. Evet. Bilgilerinin geçişi, yaşamı bu tek geçişini sağladık. Ama geri duruyor. Sadece gidişte. 15 günden sonra da kaldırabiliriz. İbrahim Beyler geldiği zamanki karşılama töreninden kadınlar gün boyunca dans ettiler ve şu an yemek anı. Yine karşılama töreninden. Bayağı büyük bir kalabalık yani. Evet, neredeyse 1500-2000 kişi vardı biz ikinci gittiğimizde. Yani onlar için çok olağanüstü bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Yapılanlar gerçekten çok küçük katkılarla çok büyük şeyler yapmak mümkün oluyor. Oraya verdiğiniz 300 tane hayvan 200 kişiye dağıtmışsınız. Aile başı bir tane veya iki tane. Yani bu kadar çok değerli orada hani böyle hayvan sahibi evet. olmak. Çok. Evet. Yani eğitim peki ücretli mi ki orada hani diyorsunuz ya çocuğun eğitimi? Eğitim ücretli değil ama sonuç olarak bir onun için harcadığınız üniforması, işte ilk kayıt parası vesaire gibi böyle bir takım şeyler var. Tabii bunlar bu böyle hani bizim paramızla düşündüğünüz zaman çok küçük paralar. Yani 20 lira, 50 lira gibi ama orada bunlar çok ciddi bir para olabiliyor. Çünkü mesela hayvancılıkta bir yararlanıcımızın söylediği sözcük. Yılda 4 kez aşı olması gerekiyor hayvanın ve bu aşı parası 25 dalesi. 30 dalesi 1 dolar düşünün. Vereceği yalnızca 4 dolar belki de yılda. Diyor ki bunu verecek gücüm yok. Lütfen aşı paramı karşılayın. Yani 1,5 liradan bahsediyoruz. 1,5 Türk lirasından evet. bahsediyoruz. Bu aşıyı yaptırmak için para arasında evet. onlar için ne kadar kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yani ne yaptığınızda çok farkındalar. Daha da özellikle bu açılış proje açılışı töreninde bu tarz bir karşılama yalnızca başbakanlarına yapıyorlar. Yani orada hakikaten biz de böyle bir çok şaşalı bir şekilde karşılandık ve o açılış sırasında henüz yararlanıcımız olmayan birçok insan ne yaptığınızı biliyoruz ve lütfen bizim köyümüze de gelin sözcükleriyle bizi karşıladılar. Bu da çok anlamlıydı. Projelerimizden bir diğeri de balıkçılık. Nehre gidiş serüvenlerimizden bir tanesi. Her zamanları kuru oluyor mu orada? Bu aslında şimdi benim ilk gittiğimde Ağustos'un başında ziyaret ettiğimde hiçbir şekilde toprak şey değildi. Islak çamur değildi. Su bu kadar yükselmemişti. Eylül ayında biraz böyle oldu. İlk fotoğraf aslına bakarsanız Kasım ayı fotoğrafıydı. Ben bu yolu bir kere de yoğun bir yağmur altında çıplak ayakla yürüyerek de geçtim. Volkan saat 4 uçağa geliyor. Evet, hızlanıyoruz. Tamam. Evet. Ben teknelerimi... Sol tekneyi sevdiğim için hızlanıyorum. Evet, sol tekneleri. Evet, hızlı hızlı geçelim. Evet. Günlük yaşama. Evet, biraz önceki tekneyi özellikle belirtmek istiyorum. Burada belki o kadar hani gözükmüyor ama orada siyah tabelanın üzerinde çok anlamlı bir şey yazıyor. Adapazarı Enko Okulları 5. sınıf öğrencilerinin kermeste topladıkları paralarla alınan evet. Evet 1400 lira limonata sattılar, evet. börek yaptırdılar ailelerine sattılar. 1400 lira bir katkı sağladılar. Biz dün de onların isimlerini yaptık. Dün de birlikteydik, sohbet ettik onlarla ve hemen ikinci proje başlatmışlar. Yılbaşında yine bir kermes yapacaklar. Yeniden Gambiya'ya başlamak üzere. İşte yarı profesyonellik aslında onlara da bulaşmış durumda.
Evet, yine teknelerimizden bir başka görünüm. Biraz hızlı hızlı geçelim o zaman. Anlatacak çok şey var. Evet, kesinlikle. Bu da çok anlamlı, bunu paylaşmanızı. Evet, toplanan, işte tutulan balıklar bu şekilde sunuluyor. Alabilenler bu şekilde alıyorlar. Çok pahalı galiba bu da balık da, hani maliyet olarak da pahalı. Hani geçen konuşmamızda şey diyordu, hani taze balığı... Kilosu 1 dolar. Evet, kilosu. O kadar pahalı yani. Öyle bak, 1,5 lira yani bizim... 2 liraya yakın kilosu, 1 kilo balık. Ama ondan karşılayamıyoruz, fakir olandan karşılayamıyoruz. Yani çoğunlukla zaten taze balık günlük tüketimde yok neredeyse. Çünkü taze balık oteller bölgesine satılıyor. İşte birazcık belki çok önemli bir şey varsa, misafiriniz varsa satın alıyorsunuz. Onun dışında kurutulmuş ya da tütsülenmiş balık. Kes. Daha çok var anlatacak. Evet, biz orada ziyaretlerimiz oldu Gambiya Büyükelçiliği, Balıkçılık Bakanlığı, benim en sevdiğim dörtlü dernek üyelerimizden. Evet ve günlük yaşama dair bir şeyler paylaşalım. Nasıl geçti zaman? Her sabah beni karşılayan bir köpeğim vardı, Rati adında. Ve böyle güzel kertenkeleler evin içinde de dolanan. Burada iki bölgede kaldım. Birikama ve Soma. Soma bizim proje bölgelerimiz. Birikama'da kaldığım yer turistlerin kaldığı bir yerdi. Ve orada birlikte kaldığım aile fotoğrafımız. Kadınlar. Ve biz oraya giderken oyuncak bebek götürdük. Bu da kadınlardan. Benim komşum Ami inanılmaz değişik bir kadındı. Böyle birdenbire Sema koş diyor ve ne oldu Ami diyor. Bir teybe basıyor, dans etmeye başlıyor. Beni dansa çağırmış. Bu da kızı Mafatu. Nasıl annesi küçük kardeşini sırtında böyle taşıyorsa pazara giderken annesiyle birlikte o da böyle gidiyordu. Sonrasında bir de tabii burası benim mutfağım. Yatak odası. Çocukların için ne kadar çok fetişe çıkar demişti. Benim de en çok bu, çok özür dilerim biraz hızlı geçtik ama diğer bu görüntülerde Soma'da kaldığım ev. Normal bir Gambiyalı'nın, birazcık belki daha iyi olan bir Gambiyalı'nın. Burası banyo, mutfak, banyo, çamaşır yıkama yeri ve aynı zamanda tuvalet. Ortada gördüğünüz mavi bir kapak var. O tuvalet. Hani ya, yaz, kış, çamur, yağmur orada yapıyorsunuz. Burası hemen yanı da yemek yapılan yerdi. Soma'da en keyifli noktalar hepimizin tabii ki bildiği gibi çocuklar, inanılmaz neşe kaynakları. Bu da Soma'da birlikte yaşadığım aile. Günlük yaşamda insanlar ne yapıyorlar? Kadınlar işte biraz günlükten yaptıkları işlerden fırsat bulunca saçlarını örüyorlar. Hem sağlık açısından hem de daha sonrasında saç yapıları nedeniyle onları daha güçlü gösteriyor. Yemeklerin hepsini böyle bir havanda dövüyorlar. Pirinç bu havanda dövülüyor, yer fıstığı bu havanda dövülüyor, soğan vesaire. Bizim günlük yaşamda yaptığımız her şey bu havanda ve saatlerce sürüyor bazen. O yüzden tek ihtiyaçları bir değirmenlerinin olması. Öğütmeyi kolaylaştırmak için. Bu arada İngilizce konuşuyorlar Sema ile ama kendi aralarında... Mandinka, Fula, Wolof diye kabilelerden oluşuyor. Bir çamaşır yıkama pazar günü bu şekilde. Benim de bütün pazarım ya da güneşi bulduğum her an bu şekilde geçiyordu. Birazcık daha hızlanabiliriz. Evet, billboardlar yok ama bütün reklamlar bir şekilde resimle orada yapılmış. Michelin'in lastik. Şurada var. Evet, en ilginç şeylerden bir tanesi belgesellerde gördüğümüz o karınca yuvaları gerçekmiş. Evet ve devam edelim. Evet, tabii böyle güzelliklerin yanında yol boyunca karşımıza çıkan su kuyruğunda, kuyusunda çocukların saatlerce su çektiği zamanları da görebiliyorsunuz orada. Devam et. Şimdi bu kalabalık böyle bir düğün vesaire falan diye düşünebilir ama hayır, bayram öncesinde insanlara dağıtılan pirinç kuyruğu. Birazcık daha yakından baktığımızda. Küçük Prens'in masalındaki baobab ağaçları da gerçekmiş. Beni keyiflendiren noktalardan bir tanesi. Gerçekten kocaman. Ve tipik bir Gambiya evi bu. Okyanus balıkçılığı da yapılıyor ve balıktan dönen insanlar. Yer fıstığı çok önemli. Yer fıstığı kendi günlük pirincin içerisine karıştırarak tüketiyorlar, yağını çıkartıyorlar ama büyük çoğunluk bizdeki fındık gibi dışarıya satılıp
üretiliyor. Ben de denedim kafamda taşımayı. Henüz beceremedim. Belki başka sefere. Yemek yapılan yer ve aynı zamanda benim ev arkadaşım Fatun'un evinden bir görünüm bu. Yani Müslüman toplum değil mi? Oradaymış. Müslüman mesela kadınlar kapalı kavramı çok farklı. Hayır. Hadi böyle kapalı canım. Evet. Şey de çok güzeldi. Mesela Köre Çarşafı'nın içinde insanlar da var orada. Bir gün Fatu'ya şey sordum. Fatu dedim, ne diyorsun dedim. Yani bu konuda Fatu da kafasını başını örtüyor. Vallahi dedi, hiç onaylamıyorum Sema dedi. Neden diye sordum. Bir kere dedi, bu çarşafın içine girdikten sonra dedi, bir erkek seni nasıl beğenecek görecek, nereden aşık olacak? Fatu biraz radikallerden geldi. Anladım. Kadınlar. Evet, yine böyle bir bayram sırasında yemek, mutfak, evet. Bayram yemeği mi? Bayram, evet. Kurban bayramında birazdan işte et bir yerde kesiliyor. Onlar da şey yapacaklar. Genelde günde bir öğün yemek yiyorlar, değil evet. mi? Fatu'nun ailesinden evet, öyle bir gün mesela çok kötü bir şekilde, ne oldu Fatu, ne oldu Fatu, bir türlü konuşmuyor. Yemekten sonrasında dedi ki, bizimkiler dedi, bugün de pirinç bitmiş, bir şey yiyememişler. Ne demek bu Fatu? Şimdi çuvalla pirinç alınıyor. Gün öğlen yemek yeniyor. Akşam eğer kalırsa, o pirinçten kalırsa çocuklar yiyor. Çocuklardan kalırsa yaşlılar yiyor. Döngü böyle. Eğer kalan bir şey yoksa... Burası Fatun'un evi. Ama aslında her kapı bir başka kişiye ait. Özel hayat diye bir şey yok. Mülkiyet kavramı minimumda. Yalnızca bir yatak ve elbiselerin konduğu bavullar var. Geçelim biraz okullara evet, gelelim. Burası da benim mutfaktaki manzaralarımdan. Fatu yemek hazırlıyor bize. Yemekler böyle taşınıyor ve elle yeniliyor. En zor kısmı bu herhalde bizim için. Evet. Size bayağı güzel yemek çıkmış ama. Bu gördüğün kaç kişilik bir yemek? Bu her tepsi diyelim büyük tabii, tabak başına. 10 kişi, 15 kişi aynı şeyi yiyor aslında bakarsanız. Bu yani evet, yalnızca toplu halde. Ellerinden. Ellerinden ortaya konup yeniyor. Evet. Atay adını verdikleri böyle bir geleneksel akşam sonrası içtikleri çayları var. Senegal'den. Gene genel bir görünüm. Evet, bunları böyle bir geçelim. Bir dolmuş durağı. Bu arka tarafta ilginç şey var. Cep telefonlarının evet, gazetasyonu var. O ilginç. İnanılmaz bir cep telefonu var. Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün markalar ellerinde. Elektrik yok. Nasıl şarj ediyorlar? Yalnız nereden buluyorlar? Parayı nereden buluyorlar? Yani elektrik yok, evet, yani ne yapacaksın yani? Günde 5-6 saat. Ama işte kapital sistem böylesi bir şey biliyorsunuz. Aynen, var mı? İlginç. Evet. Günlük bir takım her şey paketlenmiş durumda, baharatlar. İnsanlar günlük olarak alıyorlar çünkü bunu saklayabilecekleri bir mekanları yok. Hı-hı. Balık pazarı, kurutma yapılıyor, evet. Kış için hazırlıklar. Bu evet, ilginç yani burada başlıyor. Koku kolay. Her yerde. Nasıl oluyor bu iş? Ben anlamadım. Evet, karşımıza böyle şeyler de çıkabiliyor. Böyle yaratıcı insanlar bence. bölgenin tek kitap evi. Okyanus balık pazarından yine görünüm. Evet. Evet. İsim seremoninden bir görünüm. Albino zenciler de var. Bazı kabilelerde hani, şiddet gören. Bunlara mesela tubak demiyorlar. Biz beyazlara tubak diyorlar. Beyaz tenli anlamında. Ama onlar için öyle tubak değil. Kendi aralarında da çok ilginç. Hani çok siyah olanlar da var. Onlara da siyah siyah anlamına gelen bola bola sözünü söylüyorlar. Ayrımcılık her yerde çok ilginç. Kendi içlerinde de var. Düğün töreninden bir görünüm. Evet, burada dans eden. Kadınlar gene çok güzel örgütlenmişler. Mesela her bölgenin bir eğlendirici kadını var. Ne zaman ki böyle bir tören yapıyorsunuz, bir etkinlik yapıyorsunuz, hemen o kadınları çağırıyorsunuz. O kadınlar sizin için müzik yapıyorlar, dans ediyorlar. Evet, hemen geçebiliriz. Müzik aletleri, sopalarımız tabii ki. Müzeleri var. Bu özel bir müze mesela. Hızlı hızlı geçelim isterseniz bunları. Neyin müzesini yapıyorlar? Her şey zaten aynı kalmış. Evet, aynen öyle. Bütün her şey aynı kalmış. Neyin müzesi? Evet. Yani hiç fark yok. Herhalde kullanıyorlar bunları. Aynı şekilde kullanıyorlar. Bu yerel aynen, çalgıları, kora adını verdikleri. Ve evet, mesela ortada böyle şehrin ortasında doğal parklar var. Maymunlar
parkı, maymun parkı, timsah parkı gibi. Tabii bu timsahlar, maymunlar yalnızca parklarda değil, bir tane son fotoğrafımı çok seviyorum bunu. Motosikletle dönerken böyle karşıdan karşıya da geçebiliyorlar. Güzel. Sema 4 ay kaldı orada, onu ben biliyorum. Hijyen durumuyla ilgili soru var. O biraz özel, onu istiyorsan yanıtlamayabilirsin. Başka ülkeler yardım ediyorlar mı bu ülkeye diye? Bildiğim kadarıyla ediyorlar. Kaç tane daha? Ediyorlar ama çok fazla bir yardım yok. Olsa zaten o yoksulluk sıralamasında söylediğimiz noktadan biraz çıkmış olurlar. Aha. Ama çok sevgi dolu, çok iyi niyetli, çok dost, hiçbir güvenlik sıkıntısı yaşamadım. Kesinlikle. İki kere gittim. Ben tek başıma dolaştım hiçbir şekilde. Yani orada beyaz olduğunuzu hissettiren hiçbir şey yaşamıyorsunuz. Hatta yaz mevsimi, yani turist mevsimi başladı. Sheraton'dan böyle askeri araçlar gibi kamyonlarla şeyler çıkıyor, turistler çıkıyor. Bir an şey oldum böyle, ne kadar çok beyazlar etrafta değil, ben bile şaşırdım. Öyle bir, yani evet. O çok kapsayıcı bir kültürleri var kesinlikle. Şimdi biz ne yapabiliriz, nasıl iyi olabiliriz diye sorular geliyor. Evet. Onu en sonunda yanıtlayalım. Var mı? Tamam. Var mı? Biraz eğitime evet, gelsin istiyorum Sema. Tamam, bu son slaytımız zaten. Şimdi evet, son günlük yaşamdan bunlar var. Eğitimle ilgili olarak çocuklar ne yapıyorlar aslında diye konuşalım. Aynı zamanda güncelerinde de Gambiya'da eğitim başlıklı birkaç soruyu sorup onlarla paylaştıklarımdan da sizlerle paylaşımda bulunayım. 6 artı 3 artı 3 sistemleri var onların. Genelde de 9. sınıfa kadar okuma var ve ondan sonrasında hem okul çok az hem de ulaşım çok zor olduğu için, ekstra da parası olduğu için giden çok fazla yok. Ülkede tek bir üniversite var. Kolej denilen sertifika programlarıyla desteklenmiş bir takım kurumlarla iş yaşamına, ofis yaşantısına devam edebiliyorsunuz. Çocuk her yerde çocuk. Eğitim İngilizce mi diyorsunuz? Eğitim, evet, İngilizce. Eğitim İngilizce. Yerel dillerinde hiçbir şekilde eğitim yapılmıyor. İngilizce sömürge zamanından kalan bir durum. Bir yandan da tabii çok farklı kabile bir arada olduğu için ofis resmi dil olarak İngilizceyi kullanmışlar. Yani en azından tarafsız diye düşünüyorum ama o da ilginç bir kurum. Burada seksek oynuyorlar. Evet, seksek oynuyorlar. Kumun üstüne çizmişler. Defter, kalem, kağıt gibi şeyler çok yok. Her şeyi kumun üstünde yapıyorlar. Hatta başka bir sonraya geçelim. Çok yaratıcılar. Yani çocuklar, diyorum ya, çocuk her yerde çocuk. Bir şekilde konserve kapağı, oydu buydu bulup kendisine oyun yapabileceği bir sürü şey buluyor. Yani hiç ekstradan oynamak için hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını orada da gösteriyor. Futbol olmazsa olmaz. Topları var herhalde, yoksa kendileri yapmışlar. Böyle şey, hem kendileri yapmış hem de hani top artık şey olmuş, dışı gitmiş, iç lastiği kalmış, onunla oynamış. Biz Adapazarı okulumuzdaki 5. sınıflar, 6'lar, 7'ler mektup arkadaşlığı başlattık. Ne güzel. Oraya mektup yazdılar. Sema oradayken koliyle gönderdik 35-40 tane. Onlar da cevap yazdılar. Şimdi böyle paylaşımlar da başladı. Tabii Sema'nın dediği gibi defter, kalem çok zor olduğu için sen defterleri de aldın galiba, onları kağıt verdin, evet, değil mi? Kağıtları mesela öğretmenlerin ilk sorularından bir tanesi, çocukları kağıdı nasıl bulacağız? Merak etmeyin, zarflar, kağıtlar, her şey bizim tarafımızdan temin edilecek demiştik. Yani hakikaten o tek bir sayfa bulmak bile orada bir ilginç bir sorun. Defter şeyi yine göreceksin. Çocuklarımızdan ne yapıyorlar? Çocuklar videosunu böyle... Videosunu göstermiş defter. Tahta videosu değil mi? Evet. Gösterir mi? Evet, gösterir. Arap okulu, gittiğimiz Arap okullardan bir tanesinde bu bir defter, tahta her çocuğun elinde var. Yazıyorlar. Ondan sonra suyla, kumla temizliyorlar. Tekrar siyah bir şeyle, kömür gibi bir şeyle tekrar yazıyorlar. Evet. Bu noktada okullaşma ile üç tip diyebiliriz. Arap okulları var. Özellikle hafta sonlarında çocuklarını ve yaz tatillerinde gönderdikleri. Normal halk okulları var devletin öncülüğünde. Özel okullar var. Biraz ileri gidersen evet. Şeyler de var.
sınıflardan görüntüler var. Bu özel okul galiba. Yok, normal devlet okulu, üniformalı. Tabii bu sömürgesiyle birlikte ya da Hristiyan ekolünün devamıyla olduğu için o üniforma vesaire gibi şeyler devam ediyor hala. Bu bir başkente bir okul. Bu çok ender rastlanan bir okul. Evet. Büyük olduğu için. Böyle biraz ileriye gidersen orada mesela bu daha normal bir okul. Bunlar tuvaletleri, çoğu okulların tuvaleti yok. Olsa bile su yok, hijyenle ilgili olan konum. Aslına bakarsanız burası bir sınıf. Öğretti. Burası okullardan bir tanesinde bizim rastladığımız bir sınıf. İşte çocuklar cam falan yok, istedikleri yerden atlıyorlar, giriyorlar, evet. Yerde oturuyorlar. Sedirlerini yanlarında taşıyorlar ve sedir değil, yaygılarını diyelim, kilimlerini yanlarında taşıyorlar, seriyorlar ve öyle. Bütün okullar böyle değil. Başka biraz daha gelişmiş okul. İşte bu da bir okul. Bu VAK derneğinin yanındaki değil mi? Evet. Onların da bir anaokulları. Anaokulu. Anaokulları devlet kapsamında değil, var olan bütün anaokulları yardım kuruluşlarının destekleriyle devam ediyorlar öğretimine. Bu daha lüks bir mesela yapalım. Evet, çünkü Sutasincan köyünde yine bu yabancı İskoç, bir ülkenin evet, İskoç desteğiyle yapılmış 6 yıldır süren bir okul bu. Bu arada resimleri alabilir miyiz diye soruyor arkadaşlar. Öğrencilerine göstermek istiyorlarmış. O resimleri tabii herhalde ki, tabii. Tabii tabii. Paylaşabiliriz. Tabii tabii. Bu yine işte bir Kur'an okulundan. Yani nerede olduğunuzun çok önemi yok aslında bakarsanız. Hani iki türlü bakılabilir. Her yer hakikaten okul. Bir yandan da daha nasıl iyileştirebiliriz bütün bunları. Bu da bir kantin. Hani hijyenle ilgili sorunlara yanıt olsun. Kantin çok güzelmiş. Ekmek arası makarna. Sabah kahvaltıları ekmek arası mayonez ya da yağ ve kahve yanında. Yaşı kaç olursa olsun çocuğun. Ya da işte öyle 11 gibi bir ara kahvaltıları var. Orada da ekmek arası makarna yiyorlar. Ortalama sınıf mevcudu hakkında bilginiz var 45. mı? 45. 45. Yaklaşık bir okulun minimum mevcudu da 1000 ile başlıyor. Ona göre de öğretmen sayısı azalıyor, çoğalıyor. Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Öyle bir şey var mı? Evet, öğretmenler... Nitelikli, yani vasıflı öğretmenin maaşıyla biraz daha az okumuş öğretmenin maaşı arasında da ciddi fark var. Evet. Nitelikli öğretmenin maaşı aylık i̇şte 100 ile 120 dolar arasına geliyor. Öbürü 40 dolar civarında. Abi 120 dolar falan her gün bir porsiyon balık yiyebilirsiniz. Yani. Şimdi böyle düşünülebilir. Evet. Şöyle bir şey. O maaş sizin maaşınız değil aslında. Hani muhtemelen eğer siz erkekseniz öğretmen olarak o parayı alıyorsanız bakmakla yükümlü olduğunuz yaklaşık 30 tane insan var. Ve bir ay boyunca pirinç masrafı, balık masrafı vesaire gibi şeylerle devam etmeli. Geçelim. Çok az yani. Direkt. Dans, eğlence her zaman ama. Yani çocuktan büyüğüne ufacık bir el çıkmasıyla hemen hareket edip dansa geçebiliyorlar. Burada siz devam edin. Burası Yavuz Selim bir Türk okulu. Gambiya'nın başşehri Banjul'un içinde. 2-3 sene önce açılmış. Ben gittiğimde gördüm, içeriye de girdim. Gerçekten tabii öbür okullardan çok farklı. Ana sınıfı olsun, malzemeler olsun, defterler olsun çok farklıydı. 60 tane öğrencisi vardı daha. Ama büyüyüp 300 öğrenciye kadar söyleyeceklerini söylüyorlardı. Türk, evet, Türk müdür var. Türk birkaç tane öğretim üyesi var. İngilizce eğitim yapıyor. Peki mesela bu öğretmenler tamam hani bir şekilde başka ülkelerden geliyor olabilirler. Hani diğer öğretmenleri kim yetiştiriyor? Hani o üniversiteden mi geliyorlar yoksa? Ya üniversite mezunu oluyor ama çoğunlukla söyledikleri bir kere göç çok fazla. Mesela gençlerin göçünü önlemek için kampanyalar düzenliyorlar. Nitelikli olan öğretmenlerin çoğu zaten yurt dışından çıkmış duruyor. Yani çıkıyor zaten ya da çıkıyor. Oradan geliyor. Da. Evet, evet. Geçelim. Bu rutinlerimize örnek arkadaşlar, panolarımızdan. Bu da böyle hani biz de örnek olarak kullanıyoruz biliyorsunuz uygulama adımlarında. Örnek olarak yine sınıftan bir... Burada yine varlıklı bir okulun sınıfı. Bu aynı okul, aynı bir başka sınıfı.
Yavuz Selim. İkinci sınıf bunlarda. Yani birkaç videomuz var, onları sen de düşünsün. Sen... Olur. Arada soruları alalım, günlük yaşamdan. Aslında ben ilk ona kadar sormaya çalıştım. Tamam. Fotoğraflar istiyorlar, onları yapalım. Okula gönüllü mü geliyor öğrenciler, yoksa zorunlu mu diye bir soru var. Genel olarak okula mı? Evet. Okul çocuklar için zorunluluktan dolayı gittikleri bir yer yok değil. Hani benim karşılaştığım, hepsini söyleyemem elbette ama bir, Soma'dayken yaşadığım yerde okula gitmeyen mesela 20 çocuk vardı aldığım içinde yaşayan. 20 çocuktan 3 tanesi okula gitmiyordu ve her sabah çok mutsuz olup ağlıyorlardı. Çünkü arkadaşları gidiyor ve onlar kalıyor diye. Okul onlar için çok, özellikle 1-2-3. Sınıfta çok fazla ödev yok. Yani okul saat 2'de bitiyor. Bittikten sonra çocuklar özgür bir şekilde hani kendi oyunlarına dalıyorlar. Yani okul onlar için, nasıl söyleyeyim, bir külfet olarak gittikleri bir yer değil. Hani bundan keyif alarak gittikleri gözlemledim ben. Çünkü belki hayatta kurtulma şansı tek orada var. Belki kesinlikle. Çünkü şeyin de hani bu küçükten büyüğe kadar vefa inanılmaz bir şekilde bütün yaşamlarında. Yani o çocuklar da şeyin çok farkındalar. Ailemiz bizi bu okula gönderdikleri için birçok şeyden kısıtlama yaptılar. Bilincinde gittiklerini düşünüyorum. Tamam. Daha farklı sorular geliyor. Şimdi mesela yani okul sistemini çok iyi bilmiyorum, çok bilmiyorum için. Birinci sınıfta okumayı öğreniyorlar mı diye bir soru var. O kadar ayrıntıları bilmiyorum. Şöyle yapabiliriz. Bu soruları toparlayıp oradaki öğretmen arkadaşlarımıza yazarız ve daha sonrasında yine e-güncelerde paylaşırım sizlerle. Evet. Bir öğretmen arkadaşımız demiş ki çocukları, o çocukları ülkemize misafir edebilir miyiz diye bir soru var. Başka bir soru, hani teknoloji yardımları var mı? O başka, hani teknolojik bir yardım edilebilir mi? Teknoloji yardımı yapılabilir mi? Bir de hani başka Afrika ülkeleri hani de bunlara destek oluyor mu? Ya da nasıl oluyor? Yani teknolojiyle ilgili şöyle söyleyelim. Defter ve kağıt bulamadıklarından söz ettik. Elektrik yok. Hani herhangi bir teknolojiden söz etmemiz çok mümkün değil. Değil, evet. Peki mesela hani bu bir proje var. Hani her çocuk için bir laptop projesini, tablet daha veriyorlar. Mesela öyle bir şey olduğu işe yarayabilir mi? Yani fikir olarak. Yani zaman içinde belki yarayabilir ama bence çok erken. Daha şimdi, çok daha temel ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Çok temel ihtiyaç. O çocukların öncelikle sağlıklı bir şekilde yetişebilecekleri bir çevrenin olabilmesi gerekiyor. Düzenli beslenebilmeleri gerekiyor. Yani o hiyerarşinin henüz daha en altında olan bir ülke. Evet, olan teknolojiyi götürebilirsiniz, kullanırlar da. Sonuçta birçoğunun Facebook'u, Skype'le görüştüğü arkadaşları vesaireleri var tabii ki. Teknolojiyi kullanıyorlar, internet kafeler var. Bunları kullanıyorlar. Ama bu değil ihtiyaçları şu an için. Daha temel şeyler eksik. Daha temel. Evet, Birleşmiş Milletler'den, UNESCO'dan falan yani yardımlar gelebiliyor ama son derece yetersiz. Yani orayı değiştirmek için o toplumu. Peki mesela yeterli. Topraklar, hani tarıma yönelişim diye bir soru geldi ama hani topraklar elverişli olmadığı için mi bunlar hani eksik yaşıyorlar yoksa başka? Şimdi pirinç yetişiyor, ciddi bir potansiyel. Ancak pirinci öğütmek için değirmen alma imkanları yok. O özel bir durum gördüm orada. Gelenek olarak köylerde kadınlara tahsis edilmiş arsalar var. Kadınlar ekiyorlar, kadınlar biçiyorlar, kadınlar yüklenip değirmene götürüyorlar. Şimdi değirmen olsa belki o gelişecek. İşte portakal üretiyor ama portakal bahçesinin çevresini çitle çeviremediği için o da bir işe yaramıyor. Hayvanlar giriyor, işte çit alacak parası yok. Yani öyle bir sıkıntı var ki yer fıstığı en büyük zenginlikleri. Madeni olarak da, maden zenginliği olarak da Çakıltaşı. Yani Çakıltaşı'nın dışında hiçbir madenleri de yok. Topraklar yok olsa daha da kötü olabilirler. Yani orada tehlikeli çünkü yani bir yani doğal zenginlik olması doğru. O bölgede Afrika'nın çok diğer tehlikeli. Bölgelerindeki iç savaşların vesaire ana nedenlerinden bir tanesi ne yazık ki o yeraltı zenginliği. Hani yoksulluk ve yoksunluk dediğimiz aslında böyle bir şey. Yani bir kısır döngünün içindeler ve bu noktada hükümet herhangi bir şekilde ülkeye artı bir yatırım yapılması noktasında destek vermiyor. Bunun da çok büyük bir negatif etkisi var insanlar üzerinde. Peki bir soru daha var. Diyor ki hani dünya
duyarsız mı bunlar hocam, yoksa seslerini mi duyuranlar? Dünya duyarsız mı? Bakanın kapısında, söz var, Balıkçılık Bakanlığı'na gittiğimizde, evet, bakanın kapısında gördüğümüz bir yazı bizi çok etkilemişti. Dünyada 1 milyar aç insan olduğu için hala kızgınım diye yazıyor. Ve bunu sonra öğrendik ki pek çok resmi dairenin, evet, kapısında bu var. Kampanya. Bir kampanya olarak. Onun için dünya duyarsız mı? Evet, dünya duyarsız. Bu yoksulluğu insanlar gördüğü zaman, ben de konuşmamın başında anlattığım gibi, yani bu iki tane insanla tesadüfen rastlaşmamış olsaydım, ben de bu hayatın ne boyutlarda, derinlikte sıkıntı getirdiğini yaşamamış olacaktım. Günde bir öğün yemek. Şimdi şöyle bir şey var, onu da anlatayım. Her toplantı öncesi bunların bir gelenekleri var. Okullarda, belediyelerde, köylerde, hangi toplantı olursa olsun, bir 45 saniye sessiz bir duruş var. Eller kalkıyor ve dua ediyorlar. Bir şeye şükrediyorlar. Ben gittiğim zamanda 2011'de günde böyle 5 toplantının ardından aynı manzarayla karşılaştıkça yanımdakine döndüm, dedim ki yani böyle bir dengesiz dünyada yaşıyoruz. Buradan uçağa binip gitsek Avrupa'da zenginlik, refah, her türlü imkan var. Siz burada günde bir öğün yemekle neye şükrediyorsunuz, dedim. Adam bana dedi ki, biz dedi yılda bir kere bütün aile bir araya gelip et yiyebildiğimiz için şükrediyoruz, dedi. Şimdi böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Afrika'da sadece Gambiya'da değil, Gambiya'nın dışında da böyle benzer yerler var. Bu derneği kurma amacımız da zaten bizim bu sosyal kalkınmaya bir nebze katkı sağlayabilecek projelerle Gambiya'dan başladık. Başka taraflara doğru ilerleyeceğiz. Ki dernek sadece yurt dışında mı çalışacak? Hani hiç projesi olmayacak mı diye bir soru var. Şu anda yurt dışında çalışmak ve gerçekten en az gelişmiş ülkelerinden başlayarak bu sıkıntıları yenme amacıyla kurulduk. Tabii Türkiye'nin sorunu yok mu? Böyle sorular da geliyor. Var. Ama Türkiye'nin yoksulluğu ve yoksunluğu ile Türkiye'deki insanın, buradaki insanların yoksulluğu arasında uçurumlar var. Türkiye'de de yoksulluk var ama baktığınız zaman oradaki çok daha fazla. Yani sınırların ötesinde bir dünya var. Bu dünyada insani bir kalkınma modeline destek amaçlı başlattık. Ben giderken de en çok sorulardan bir tanesi oydu. Yani burada yapılacak bir şey kalmadı da mı oraya gittin? Biraz şöyle düşünüyorum. Hani bu en yakınındakine de bir şey yapabilirsin. Ona da yardım edebilirsin. En uzağındakine de. Sonuç olarak önemli olan, sloganı çok seviyorum, İnsana dokunmak. Ve bir yerden birilerinin başlaması gerekiyor. Bir tane Afrika atasözü var. Ağaç dikmek için en iyi zaman bundan 20 yıl önceydi, diyor. Şimdi en iyi, şimdi dikmek için, nasıl söyleyeyim, daha karıştırdım, çok özür dileyerek. Ağaç dikmek için en iyi zaman bundan 20 yıl önceydi. Yeni bir şey dikmek istiyorsan, yeni bir ağaç yetiştirmek istiyorsan, zaman şu an. Hani bunu ister eğitime yansılayalım, ister insanla ilgili yapılacak herhangi bir şeye yansılayalım. Bu daha küresel bakmakla ilgili bir şey. Çünkü şu da var ki, siz orada bir şeyler yapıyorken aslında yaptığınız her şey bir noktada sizin en yakınınıza da etkileyecek. Bir araştırmada dünyada 500 tane insanın gelirinin toplamı yılda 500 milyon insanın gelirinin toplamına eşit. Düşünün, 500 insanın geliri yalnızca 500 milyon insanın gelirine eşit. Böyle bir adaletsizlik söz konusuyken, hangi insana nerede dokunduğunuz bu anlamda aslında hem çok önemi var hem çok önemi yok. Önemli olan insan. Kesinlikle. Hani böyle
uzaktan bakınca çok hani alışılmış gibi geliyor. Hani orada yaşayıp görünce bu olaylar tamamen başka bir anlam kazanıyordur herhalde. Hani bizim için daha uzak, hani sadece gördüklerimizden sizin duygularınızı biraz anlamaya çalışıyoruz. Hani benim aslında en kafamdaki en büyük şey hani oraya gidip görebilmek, onlara bir destek olabilmek, bir şey yapabilmek. Bizim yapabildiğin yani. Derneğimizin projelerinle ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak veya derneğin çalışmalarını takip edebilmek için web sayfamızın adresini verebiliriz. Hı hı. Onu ilettim ben, bir daha iletelim. İletebilir misin Ali'cim tekrar? Ekledim hocam. Bir daha eklersen onları görebilsinler. Hani oradan ben iyi olmaya davet ediyorum aslında herkesi. Yani küçük bir şey var, üyelik ücreti var ama onun dışında gönülden bir yani destek olursa... Evet, çevrenizde böyle bir projeye heyecanlanan insanlar olabilir. Üyelik formları da var zaten web sayfasında. İşte 150 lira bir giriş aidatı var. Ondan sonra bir kere ödenecek. Ondan sonra yılda 100 lira. Yılda 100 lirayla aslında bir hayvan alabilme ve bir hayvanla, küçük baş hayvanla orada bir ailenin hayatını etkileyebilme fırsatı doğabiliyor. Belki daha sonra da yetkinlik kazandıracak projeler olabilir. Hani belli yetkinliğe sahip arkadaşlarımız olacaktır bu çalışmalarda olan. Ve onlar belki o bildiklerini oradakileri öğreterek bambaşka şeyler yapabilmeleri fırsatı verecekler mesela. Paradan daha çok değerli olacaklar belki. Evet. Hani onun da sınırı yok aslında. Yani onun için de hani yetkinlikleriniz doğrultusunda ben şunu yapabilirim diyorsanız dernek her zaman kapıları açık. Evet. Yani. Ve kesinlikle yani bu yapabilecekleriniz karşısında duyarsız kalmayacak umuyorum ben. Çünkü çok kaynak da yaratıldığı noktadaki ileri projelerinizden de söz eder miyim ben de? Tabii. Şimdi balıkçılıkla ilgili orada başladık. Ancak mevsimsel nedenlerle orada balık türleri değişiyor. Gelen büyük balıklar gönderdiğimiz ağları parçaladı. Şimdi balık ağlarını yenilemek durumundayız. Onun için paraya ihtiyaç var. İşte pirinç tarlalarına değirmen almak için ihtiyaç var. Tabii bu değer, bunların hepsinin karşılığında bir geri ödeme oluyor. Yani bir değirmen aldığımız zaman orada öğütülen pirincin bedelinin bir kısmı yine derneğe verilecek. Başka ailelere değirmen alabilmek için böyle bir döngü düşüncesi var. Tutulan balıklar orada sadece güneşte kurutuluyor. Çünkü soğuk hava deposu yok. İşte güneş paneli bulup güneş enerjisiyle soğuk hava deposu çalıştırmak ve orada balıkları en azından soğuk hava deposunda koruyabilmek gibi bir projemiz var. Bunlar aslında çok büyük paralar gerektirmiyor. 10 bin lira, 15 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira. Ama bizim için, derneğimiz için çok büyük paralar. Onlar için daha da büyük. Oradaki insanlar için çok çok daha fazla büyük paralar. Servet gibi bir şey olmuş. Evet. Evet. Yani köylerimde mesela Dünya Bankası bir tane traktör hediye etmiş her köye. O traktöre sahip oldukları için o kadar mutlular ki, ya da köydeki muhtar şunu söylüyor. Şimdi şu an bizim diyor iki tane tekneniz var, teşekkür ederiz. Belki zannediyorsunuz ki hani bundan çok bir şey kazanamıyoruz ama en azından bu bizim köyümüze ait ve biliyoruz ki bu yıllar içerisinde bize çok faydalı olacak. Şu an bile 50 dalası olan, işte 1 dolar olan, 1,5 dolar olan balığın ücreti düştü. 6 ton 6024 kilo bu teknelerin verildiğinden bugüne kadar geçen zamanda tutulan balık 6024 kilo. Yani baktığınız zaman aslında biz orada en azından 7-8 bin insanın, belki 10 bine yakın insanın bir şekilde hayatına bir katkıda bulunduk. Bunun büyümesi, bunun gelişmesi düşüncesindeyiz. Farklı öneriler var. Hani diyor ki makarna kavramını biliyorlar mı, derişte kavramını. O yapılabilir diyor. Yani bu fikri aslında bir projelendirebilirsin. Hani evet. Bunu söyleyen öğretmenim de sazı öğretmenim. Hani orada bize destek olursa, hani nasıl olabilecek hakkında fikir verirse, evet, belki yani bilmediğim bir şey ve yapılabilir, neden olmasın. Yurdumuzda büyük yardım kuruluşları var. Onlar destek oluyorlar mı? Bizim Başbakanlık Türk Koordinasyon Ajansı var, TİKA. TİKA'dan 5 tane tekneyi, balıkçı teknesini TİKA'dan sağladık. Onların katkılarıyla. Yani diğer yardım kuruluşlarından bir bağımız olmadı ama
Türkiye'den bir takım şirketlerden bu projelere yönelik katkı aldık. Onlara da web sayfamızda bizi destekleyen kurumlar ve katkıda bulunan her şahsın teker teker ismini de görmek mümkün. Sanırım hani sorular devam ediyor ama hani dediğimiz gibi sitesinden sen de gel .org sitesinde arada tire var. Oradan daha çok bilgi. Sen tire de tire gel .org. Orada aşağıda yazılıyor şu an. Yani görülebiliyor. Yani size tıklarsanız açabilirsiniz o siteyi. Küçük birkaç videomuz var. Onları seyredelim. Daha sonra videoların sonunda da burada kullandığımız sunumları paylaşacağım ben. İsteyenler indirebilirler videolarından sonra da. Onları görebilirler. Ben hani videoların sonunda tekrar bir arada olacağız, daha göreceğiz ama şu an için sesi kapatacağım ki daha rahat olsun. Videoları biz de seyretmek istiyoruz çünkü. Facebook'ta Sen de Gel Dernek adında bir sayfamız var. Orada ben de oraya yazmıştım günlük olarak neler yaşıyorum. Şu an oradaki gönüllümüz Cihan da paylaşımlarda bulunuyor. Hem projelerin gelişimi hem de Gambiya adına daha ayrıntılı bilgi almak için onu kullanabilirler. Yani onun ülkeye de benzeri bir yer diyorum ama insana dokunmak hakikaten. Yani bir şekilde A ülkesi, B ülkesi fark etmiyor. Yani onların şu an için bizden çok daha fazla ihtiyacı var bazı şeylere. Yani elimizden geldiği kadar destek olacağız ki onlar da muhtemelen yani bir gün, gün olur devran eden bize yardım edebilirler yani. Umarım. Küçük bilgiler vermeniz gerçekten aslında bunu tamam, başlamadan bir gün, önce. Ofise gidiyorum. Ofiste giderken bir ses duydum. Acaba bu nereden diye. Aslında şu an okul zamanı. Ama ülkede %45'in popülasyonun %45'i 7 ile 15 yaş arasında. Bu da yaklaşık böyle bir 300-600 tane çocuk anlamına geliyor. Ve birazcık daha fazla olabilir. Bu çocukların ne yazık ki yarıdan fazlası da okula gidemiyor. Ve böyle sokakta kendi kendilerine kendi okullarını kurmuşlar. Sabahtan akşama kadar. Diğer bir videomuz daha var. Şöyle hangisini göstermek istersin? Şuna bakalım istersen. Bakalım ha. Kız evinden bir görüntü bu da. Bu çok saçma geldi. Saçma mı? Şimdi sonraki şeye baktığım zaman çok daha anlamlı olacak. Çünkü aslında bizdeki halk oyunları gibi, o da günlük yaşamın bir şekilde başka bir yansısı. Halk oyunu. Açılış töreni sırasında bir grup kadın. Şununla başlayabilir miyiz? Onu üstünden yapalım. Tarladaki bu bizim gittiğimizde bir karşılama şeyi töreni. Tarımda çalışanların kendi ürettikleri yaratıcılıkla geliştirdikleri de aslında. Aslında yaşadıklarını davranışlar vermiş. Evet.
Merhabalar. Ben Gökhan. Bu arada bir soru geldi. Diyor ki herkes çok sağlıklı sanki, bir şey var mı? Ben tahminimi söyleyeyim mi? Tabii. Yani sağlıklı olmayanların hepsi vefat ettiği için sadece sağlıkları görebiliyoruz gibi bir şey var ama. Evet, şimdi birkaç farklı araştırmalara göre 60'a kadar çıkan bir ömür var. Uşa ama kadar. Yerel halkın söylediği 55. Ortalama. Yaş ortalaması. Yani, yaş ortalaması değil, yaşam yılı. Yaşam yılı. O kadar. Yaşam yılı maksimum ortalama. Evet. Ortalama 55. Ortalama 55. Yaşam 55. Yılı. Araştırmalar yani, hani 60'a kadar çıktığını falan söylüyor ama yerelde insanların söylediği 55. Bayağı şey. Bu toplantılarımızdan bir görünüm. Evet, orada hayat gerçekten zor anladığım kadarıyla. Ben çok teşekkür ediyorum yani bu güzel hani paylaşımda bulunduğunuz için. Umarım çok daha fazla kişiye kurma bize destek olacak. Ve biz mümkün olduğu kadar elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Bazılarımız çok aktif olacak, bazılarımız benim gibi daha az aktif olacak. Bazılarımız bu işin çok daha iyisi babalığını yapacak kadar ileri götürecek. Yani hep birlikte bir yere varacağız. Umarım çok daha iyi günler göreceğiz. Çok daha iyi günler görecekler onlar da. İnşallah. Yani çok daha fazla kişiye dokunacağız. Çok daha fazla insana dokunacağız. Onlar da bir gün bize dokunacaklar. Yani yerlerimize destek olacaklar bir şekilde. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Atladığım bir şey varsa... Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağlığınıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra ben dosya paylaşımını yapacağım. Onun için yani çıkmazsanız onu da bakabilirsiniz. Yani dosya indirebilirsiniz o paylaştığımız dosyaları. Tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir seminerde buluşmak üzere diyoruz. Çok sağ olun. Kolaylıklar.